İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün size poğaça tarifi vereceğim. Bunun için önce hamurunu mayalamamız gerekiyor. Bir paket instant maya, 2 su bardağı ılık süt ve 2 ölçü şeker ilave ettim ben. Dilerseniz bu şekilde biraz bekleyip hızlı mayalamak istiyorsanız mayanın kabarmasını bekleyebilirsiniz ama ben beklemeyeceğim. Çünkü vaktim var. Bir yumurta akı, yine aynı su bardağıyla, bir su bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tuz. Ben burada 1,5 koydum ama biraz tuzlu oldu. Bir tatlı kaşığı yeterli oluyor. Sonra unu şu gördüğünüz büyüklükte, normal bildiğimiz bir kase bu. Kaseyle ilave ettim. Bundan 3 kase un aldı ve kıvamı böyle oluyor. Biraz cıvık olması gerekiyor. Hamurumuz biraz cıvık olduğunda daha yumuşak, fısır fısır bir poğaça elde ediyoruz. Mayalanmış hali. Gördüğünüz gibi mayası gelmiş, kabarmış. Şimdi size bunu tarif ederken birkaç da poğaça şekli göstereceğim. Hamuru tezgaha aldım, bir kısmını. Gelişi güzel yumaklar yapacağım. Şöyle pek de eşit olmasına önem vermedim ama uzun bir rulo yapıp bıçakla da eşit parçalar kesebilirsiniz. Ben elimle yapmayı tercih ettim. Yine gelişi güzel yuvarlıyorum hamurları. Çünkü nasılsa tezgahta açacağım bunları. Açarken hamur kıvamda olduğu için yuvarlak bir şekil alıyor. Yağ veya un kullanmıyorum açmak için. Tezgaha yapışıyor. Yağ ve un kullanırsak toplayabiliyor hamur kendini. Böyle yapışmasını istiyorum tezgaha. Önce soslu yapıyorum. Bu bildiğimiz kahvaltılık sos. Benim videolarım arasında da var. Böyle sosunuz yoksa tarifine oradan bakabilirsiniz. Rulo şeklinde kıvırıyorum. Hamuru yuvarlak açıp sos sürüyorum. Ve aralarını da kat kat açıyor. Sos yağlı olduğu için sanki bir yağ sürmüş gibi hamurun araları da kat kat açılıyor. Çok lezzetli oluyor. Çocuklar bayılıyor. Tavsiye ederim. Burada 2 tane gösteriyorum size soslu olandan. Yine sürdüm sosu. O rulo şeklinde kıvırdım, dürdüm. O kıvrım yerlerini alta getirirsek daha güzel oluyor pişirirken. Şimdi bir açma göstereceğim. Açma şeklini. Açma simit şeklinde olacak bu da. Uzun bir rulo yaptım. İki ucunu kıvırdım. Şöyle gördüğünüz gibi tezgahın üstünde kıvırarak sonra iki ucunu birleştiriyorum ve tekrar elimizle birleştirdiğimiz yeri ileri geri yaparak birleşim yerini yapıyoruz. Simit şeklinde oluyor. Açma şeklinde bu da. Bu açanın çok şekilleri var. Ayrı bir videoda bütün poğaça şekillerini göstermeyi düşünüyorum size. Burada 3-4 çeşit gösterdim. Bu da peynirli olan. Hamurları ucundan kapatıyorum, çimdikliyorum peynir de piştiğinde akmasın diye. Sonra tekrar yuvarlak hale getiriyorum, avucumda yuvarlıyorum. Birleştirdiğim yer her zaman alta geliyor. Çocuklara Nutella'lı yapıyorum. Sürülebilir
Çikolata desek daha doğru olur aslında. Bir tatlı kaşığı koyuyorum. Çimdikleyerek yine hamuru kapatıyorum ve hiç patlama veya akma olmuyor. Çocuklar severek yiyorlar. Şöyle diğer bir kaşık yardımıyla hamurun içine Nutella'yı ilave edip uçlarını hamurun çimdikliyorum. Sonra alta getiriyorum o tarafı. Avucumun içinde de yuvarlıyorum biraz. Şöyle oluyor. Tepsiye koydum. Ayırmış olduğum yumurta akını, yumurta sarısını pardon. Bu açaların üzerine sürüyorum. Bazılarına susam da ekeceğim. Önceden fırını ısıtıyorum. 250 derecede ben 600 fanda ısıtıyorum fırını. Şimdi bir de karnıyarık şeklinde olan bir poğaça şekli göstereceğim size. O tepsiyi fırına verdim ben. Piştikten sonra göstereceğim. İkinci bir tepsi bu. Bir yuvarlak açtım yine. Hamuru sağdan ve soldan ay şeklinde kesiyorum. Ortasına peynir koyacağım. Peynirin üstüne domates ve biber de ilave edebilirsiniz. Görünümü daha güzel oluyor. Ben şu an tercih etmedim. Önemli olan şeklini göstermemdi size. Görsel olarak daha güzel görünüyor. Domates ve biber koyduğunuz zaman peynirin üstüne. Sağ ucu sol tarafa. Sol ucu sağ tarafa. Getirdiğim zaman şöyle karnıyarık şeklinde oluyor. Piştiğinde de güzel bir ve şık görünüyor. Bu da ilk tepsinin pişmiş hali. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Fısır fısır, yumuşacık. Sünger kıvamında bir poğaça oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Hoşça kalın, afiyet olsun.